Yani Sayın Başkanımız da ben de iddialı insanlarız. O da bu camiaya gerçekten her şeyini vermeye çalışan, yüreğini koymuş bir kişi. Ben de onunla beraber, kulübümüzün başkanıyla beraber kendi görevimce Ankaragücü'nün hak ettiği Avrupa Kupalarında oynamaya götürmek için buraya geldik. Bunu yapmak istiyorum. Bunun için hedef koymak, rakamlar söylemek, süreler telaffuz etmek gerçekçi olmayabilir. Ama bunun bir hedef olduğunu söylemek bence çok da gerçekçi olur. Ben buraya kulübümüzün, Sayın Başkanımızın, bu tutkulu taraftarının benden ne istediğini bilerek geldim. O yüzden hazırlıklıyım. Geçmişte de yaptığım gibi, Başakşehir'de olduğu gibi inanıyorum. Fenerbahçe'de bir dönem olsa da insanlarda bırakmış olduğum izlenimin olumlu olduğuna inanarak, ekibime güvenerek, mevcut takımımızın kadrosuna, bu kulübün yapısına, camianın tutkusuna güvenerek buraya geldim. Hiç kimse tek başına bir şey başaramaz. Tek başına başardığını hissettiğinizde de o sizi kibire götürür. O kibir oluştuktan sonra da artık o başarının bir anlamı olmaz. Ben bir takım olduğumuzu, takım olmamız gerektiğini, başarıya giden yolda düşünen bir insanım. Hep öyle baktım. Hiçbir zaman kendimi önde görmedim. Tamamen tersine baktığınızda da aslında işler kötü giderken hep kendimi önde gördüm. O yüzden inşallah başkanımıza hedeflerimizin örtüştüğünü düşünüyorum. O maçın bence pozitif tarafından bakmamız gerekiyor. Bu oyuncuları ayağa kaldırmamız, oyuncuları kendi adına en iyi yerde motive etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Ben Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gerçekten çok üst düzey kadrolar kursalar da yine de ligin içinde belli kırılmaları yaşayacaklarını düşünmekle beraber meslektaşlarıma katılmıyorum diyemem. Çünkü gerçekten üst düzey oyuncular getirdiler. Hedefleri, hayalleri var ve aynı zamanda da sezonu herkesten çok daha önce başladılar. Bu da bir avantaj onlar adına. Şu an bence bunun ekmeğini yiyorlar. Biz de elimizden geldiğince bir an önce onların puanlarını en azından onlardan 2-3 sıra bant arkada takip edecek şekilde yakalamak adına önümüzde süre olduğuna inanıyorum. Bunu yakalamak adına mücadele edeceğiz. Kupa Bey Ankaragücü. Biz hedefinden şaşmadan aynı şekilde hedefleri büyütmek için buraya geldik. İnşallah bunu başarmak adına. Yine tabii ki bizim öncelikli hedeflerimizin başında kupa gelecek. Ligde de gerçekçi olmak gerekiyor. Gerçekçi hedeflerle kısa, orta ve uzunda yapabilirsek bunu, başarabilirsek hep beraber. Biraz önce söylediğim gibi takım halinde hep beraber yapabilirsek o daha sonra konuşulması gereken konulardır. Ama önce oturtmamız gereken bir sistemimiz ve düzenimiz var. Kendi oyunumuzla alakalı. Ama buna giderken de kazanmak, sizin de söylediğiniz gibi camianın ve taraftarın beklediği o coşkulu oyunu oynatmak. Bunu yapmaya çalışacağız ekibimle beraber. Bunun için de gayret edeceğiz. Bunun sözünü veriyorum. Ben Ankara'ya gerçekten çok gelmesem de her geldiğimde havasını çok sevmişimdir. Ben Tolga Ciğerci için söyleyebileceğim hem karakter olarak hem sporcu olarak bence örnek bir kardeşimiz, arkadaşımız. Onunla beraber oynamak da güzeldi. Onun teknik direktörlüğünü yapmak da güzeldi. İnşallah aynı duygularla camiamıza beraberce iyi hizmetlerimiz olur. Buna inancım tam. Geriyle bir sene beraber oynadık. Fenerbahçe'nin biraz sıkıntılı bir süreciydi ama ondan da beklenti çoktu. Bugün olduğu gibi. Bunu karşılayabileceğini düşünüyorum. Geriyle sadece futbolcuyken beraber oynadık. Teknik direktörlüğümü çok bilmiyor. Onun da bundan hoşlanacağını tahmin ediyorum. Başakşehir'deki 8 arkadaşımızdan beraber geldik. Sağ olsun başkanımız bu anlamda bize olanaklar sağladı. Selçuk Şahin'le alakalı bir tasarrufumuz var ama onunla bir görüşmemiz olacak. Şu an 28 kişi var. Onlarla beraber geldik. İyi bir ekip olduğunu düşünüyorum. Analize önem veren bir ekibiz. Ben çok Ankaragücü'ne karşı futbolcu olarak oynadığımda burası öyle her futbolcunun gelip rahat rahat tabiri caizse elini kolunu sallaya sallaya sahada durabileceği bir ortam oluşturmuyor taraftarın. Coşkusu var. Bunun tabii ki Ankaragücü sporcular ya da camia ya işte yöneticiler için, teknik adamlar için hem artısı hem eksisi var. Bunu buraya kabul ederek gelmek gerekiyor. Bu baskıdan ve bu aslında birbirini itmesi gereken tutkudan beslenmek için buraya geldim mi? Onların da bana vereceği desteği şu ana kadar göstermiş oldukları teveccüh için de onlara teşekkür ederim. Bir soru sorayım. Hocam hafta sonu Kayserispor'la oynayacaksınız. İlk maçınız olacak ve az bir süre var. 3-4 günlük. Bu maçı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu ligde maç kazanmak kolay değil. Her takımın kendine göre gücü var. Sezona başlamış, aslında iyi de başlamış bir rakip bence Kayserispor. Evet, 3 günümüz var aslında baktığınızda. Biz iyi hazırlanacağımızı düşünüyorum. Buraya taraftarımızla beraber geldiğimizde kazanan taraf olmak için sahaya çıkacağız. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun.